Değerli arkadaşlar, ben genelde maç sonu beyanat vermiyorum, biliyorsunuz. Yenilsek de, yenilince insan üzüntüden ağır konuşabiliyor. Yenince aşırı sevinçten konuşabilir, yanlış konuşabilir. Rakibe saygı, oynanan futbola saygı açısından pek konuşmuyorum. Ama olaylar o hale geldi ki gerilimler içinde bu konuşmayı yapmak durumunda kaldım sizinle. Ben önce şunu söyleyeyim, bu bir savaş değil. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Eskişehirspor'da, Kasımpaşa'da hepsi bizim arkadaşımız, kardeşimiz, dayımız, eniştemiz, babamız, annemiz. Her biri farklı renklere gönül vermiş bir mozaik halindeyiz. Sadece renkler bizi ayırt ediyor. Biz düşman değiliz. Öncelikle bütün söylemlerimizde lütfen bu toplumun deşarjı olması gereken futbolu toplumun nefret şarjı haline getirmeyelim. Yöneticiler olarak konuştuklarımıza dikkat edelim. İnsanları kendi başarısızlıklarımız için lütfen sokağa dökmek gibi anlama, bu anlama gelecek söylemlerden lütfen kaçınalım. Öfkeli olabilirsiniz. Öfkenizde haklı da olabilirsiniz. Sizi bunu söyleme iten haklı nedenler de olabilir. Hakem hataları da olabilir. Ama bu söylemleri lütfen kitlesel eylemler haline getirmemeye çalışalım. Bizim toplum duygusal bir toplumdur. Lütfen toplumsal duygularla, lütfen sportif duyguları birbirine karıştırıp meş ederek onları şiddete doğru yönlendirmeyelim. Buna lütfen çok dikkat edelim. Ve ben, evet, söyleyen başkan gülüyormuş. Ben şunu söyleyeyim. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka hiçbir şey, Allah onu ağlatmasın. Ben kötülük dilemem, gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın. Bir de yani ben şunu da anlamıyorum. Siz hem gülüyorsunuz hem de her gün çıkıp tabir caizse TV'lerde ağlıyorsunuz. Bunu da anlamıyorum. Bir de kesinlikle şunu da anlamıyorum. Geçen yıl sanırım Kasım ayıydı. Biz Rusya'daydık. Hemen bir saat önce 17 kulüp adına sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınlandı. Bu bildiriyi hazırlayan kişili baş aktörlerden birinin bugün şiddetle hakemlerden şikayet etmesini ben anlam veremiyorum. Bu bir dayanılmaz bir çelişki. İzah edilemez bir çelişki. Siz hakemler de insandır, hata yapabilir derken nasıl oldu da birinde hakemler başka bir varlığa mı dönüştü? Hakemler melek mi oldu? Ne oldu? O insan ve hata yapan hakemler. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. O nedenle hepimiz ne dediğimize dikkat etmek durumundayız. Geçmişe dönüp bakmalı ve ileriye olumlu mesajlar vermeliyiz. Ben sonra anlamıyorum bizleri devletle. Yani siz şunu da anlamıyorum. Devletin bakanlarına, belediye reislerine, kamu kurum kuruluşlarına, devlet bankalarına çatacaksınız. Sonra da devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Ben bunu anlamıyorum. Biz sadece Türkiye Futbol Federasyonu hepimizin federasyonu. Biz onu yok ederek, onu bitirerek hiçbir yere varamayız. Biz sadece Galatasaray Spor Kulübü olarak kuralların uygulanmasında soru sorduk. Dedik ki siz hangi maddeye göre bir takımımıza limit aşımı verdiniz, arttırımı verdiniz? Biz bunu sorduk. Dört maddenin hiçbirine uymuyor. Biz bunu söyledik, sorduk. Hala da yanıt alamadık. Biz kibarca soru soruyoruz, nezaketle. Merak ediyoruz. Hangi maddeye dayanarak limit arttırımı yaptınız? Bu kadar. Bundan daha basit bir soru yok. Sayın Başkanım.